Yapay zeka artık hayatımızın her alanına girdi. Öyle ki artık yapay zeka iş görüşmelerinde de kullanılmaya başlandı. Peki ama nasıl? İşte yanıt. Ağızları açık bırakır cinsten görsel efektler, orijinalinden ayırt edilemeyecek gerçeklikte fotoğraflar, videolar. Yapay zeka hayatımıza hızlı bir giriş yaptı. Bugünlerde yapay zeka ile hazırlanan içerikleri hemen her yerde görmek mümkün. Şimdilerde bambaşka bir alanda daha kullanılmaya başlandı yapay zeka. Bir kişi iş görüşmesinde karşı tarafın sorduğu sorulara yapay zekayı kullanarak cevap verdi. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler çok konuşuldu. Sure, that's a great question. Let me think about it. Peki yapay zeka mülakatlarda nasıl kullanılıyor? İş görüşmelerine ne derece etkisi olur? Bilişim uzmanı Emre Özcan anlattı. Yapay zeka ile anlık iş mülakatında karşısında mülakatı yapan kişinin sorduğu soruya anlık olarak soruyu çevirip ve anlık olarak cevabını hazır hale getirebiliyor. Kendiniz 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? İşte o klasik soru geldi. Tek bir tuşa bastık ve yapay zeka bizim için en uygun, en etkili cevabı saniyeler içerisinde verdi. Yapay zeka bunu yaparken birçok kaynağı arka planda tarıyor, birçok bilgi ve belgeye ulaşıyor ve aynı zamanda mülakata katılan kişiye hangi soruya hangi sıklıkla cevap vermesi gerektiğine dair de bir ipucu veriyor. Adayların işi kolaylaşacak ancak mülakatçılar için aynı şeyi söylemek zor. Mülakatı yapan kişiler tarafında karşı tarafın yapay zeka yardımı alıp almadığını bilmesi artık bu teknolojiyle daha zor hale gelecek. Yapay zekayı özellikle mülakatta, iş görüşmelerinde daha sık görmeye başlayacağız. Mülakatçının bunu fark etmesi imkansıza yakın olsa da dikkat edebileceği bazı nüanslar var. Basit, özellikle kalıplaşmış sorularda ChatGPT çok başarılı iş görüşmelerinde cevap verebiliyor. Ancak spesifik sorularda, adaya özel sorularda bu başarı oranını yakalayamayabilir. Burada da mülakatçının daha spesifik ve daha adaya özgü sorular sorması gerektiğini vurgulamış olalım.